Merhaba değerli izleyiciler. Bugün külliyatta geçen bir terkip, daha doğrusu iki terkip üzerinde çok kısa duralım diye düşündüm. Birisi iman dürbünü, diğeri Kur'an nuru. Şimdi biliyoruz ki iman, kulun insaniyetini devreye sokarak, aklını ve kalbini devreye sokarak, kendi varlığını, fiziki alemdeki bütün olup bitenleri düşünmek suretiyle bu işin içinde bir iş var, bir gaybi kudret olmalı diye arayışa girmesine mukabil Cenab-ı Hakk'ın böyle kulun kalbine yerleştirdiği, ilka ettiği nurdur. İman böyle tanımlanıyor ya, iman bir nurdur. Kalpte yerleşmiş olan bir ışıktır, ilahi bir nurdur. Bir yönüyle iman aynı zamanda bir gözlüktür, bir dürbündür, bir büyüteçtir. Neden? Biz varlıkları fiziki bedeni gözümüzle görüyoruz, müşahede ediyoruz. Tamam. Peki varlığın arkasındaki hakikatleri, eşyanın, olayların, kainatın arkasındaki, mecazen arkasındaki faili mutlak olan Cenab-ı Hakk'ı, onun varlığını, birliğini, esmasını neyle görürüz? Basiretimizle görürüz. İmanımızla görürüz. İman gözlüğüyle yahut iman dürbünüyle görürüz. İşte bu yönüyle bize iman, varlığın arka planını gösteren, görmemizi sağlayan bir dürbün mesabesindedir. Fiziki anlamda görmek için evet göze ihtiyaç olduğu gibi ışığa da ihtiyaç var. Işığın olmadığı bir yerde görmek gerçekleşmez. İşte iman gözlüğüyle ya da iman dürbünle baktığımız zaman eşyanın hakikatini anlamak için ışığa ihtiyaç var, nura. Bu nur nedir? Bu da Kur'an nurudur. O halde iman dürbünüyle ve Kur'an nuruyla, yani Kur'an ışığıyla, Kur'an ziyasıyla baktığımızda biz eşyayı normal şartlarda fiziki varlığımıza baktığımız gibi görmeyiz. Arkasına geçeriz ve bu varlığın gerçekte faili olan, o varlıktaki özelliklerin kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ı, onun esmasını, onun sıfatlarının tecellilerini müşahede ederiz. İşte iman dürbünüyle bakmak, Kur'an nuruyla bakmak demek, eşyaya hakikatini görmek üzere bakmak demektir. Böyle bir dürbünle ve böyle bir nurla bakmayan eşyanın gerçekliğini, hakikatini göremez. Yere ve göklere bakan bir kimse, daha doğrusu yaratılışa bakan bir kimse fiziki gözüyle yaratılışı görür. Ama iman dürbünüyle ve Kur'an nuruyla baktığında Halık'ı görür. Yani Halık'ın, yani yaratıcının varlığını ve birliğini görür. Yağmura bakan bir kimse gökten su damlacıklarının düştüğünü görür fiziki olarak. Ama iman dürbünüyle ve Kur'an nuruyla bakan yağmurun mücessem bir rahmet olarak bildiğimiz fiziki süreçler içerisinde perde arkasında gaybi bir rahmetin, gaybi bir iradenin ihsanı olduğunu müşahede eder. Güneşe bakan bir kimse bir kütle görür orada fiziki anlamda. Ama iman dürbünüyle bakan ve Kur'an nuruyla bakan bir kimse güneşin hikmet sahibi, kudret sahibi, ilim ve rahmet sahibi Zat-ı Akdes'in memuru olduğunu görür güneşin. Onun nur veya münevvir isminin bir tecellisi olduğunu gösterir ya da görür. O halde bize düşen daima kendi varlığımıza, etrafımıza, fiziki varlıklara, hatta olay ve eşyalara İman dürbünüyle bakmak, Kur'an nuruyla nazar etmektir. Bunu yapmadığımız takdirde
gaflete düşeriz. O halde gafletten kurtulmanın yolu daima iman dürbününü kullanmak, daima Kur'an nuruyla nazar etmektir. Bu nasıl gerçekleşir? Bunu nasıl sürekli halde tutabiliriz? Kur'an'la meşgul olarak. İmanınızı daima tahkik ederek, daima tahkim ederek, daima canlı tutarak. Peki imanımızı nasıl canlı tutacağız? Kur'an nurunun ışığından nasıl yararlanacağız? Kur'an okuyarak, Kur'an tefsirleri okuyarak, külliyatı okuyarak, Kur'an derslerine iştirak ederek, Kur'an tefsiri yapılan hakikatlerin konuşulduğu meclislerde bulunarak daima Kur'an nuru ile biz eşyayı, varlığı müşahede etmeyi kendimize şiar edinmemiz lazım. İmanın gözlüğüyle, nuruyla bakmayı kendimize daima şiar edinmemiz lazım. Kur'an nasıl bir nur veriyor iman dürbünüyle baktığımız zaman? Mesela meşhur ayet ya, birçok bu ayetin değişik surelerde farklı sigalarda mazi sigasıyla, musari sigasıyla gelişi var. Sebbahallillahi mafis semavatü vel ard. Göklerde ve yerde olan her şeyi Allah'ı tesbih et. Veya yüsebbühüllahi mafis semavatü vel ard. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ı tesbih ediyor. Veya ve in min şeyin illa yüsebbühü bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile Allah'ı tesbih ediyor olmaz. Kur'an nuru bunları önümüze koyuyor. Yerlerin ya da yerin ve göklerin, hatta yerde ve gökte bulunan her şeyin Allah'ı hamd ile tesbih ettiğini söylüyor. O halde iman dürbünüyle böyle bakacağız. Kur'an'ın nurunu devreye sokarak böyle bakacağız. Baktığımız her şeyi Halık'ını gösteren, Rabbini gösteren kevni ayetleri olarak değerlendireceğiz. Her şeyin Halık'ı, Rabbi'yi tesbih eden, hamd ile tesbih eden varlıklar olduğunu göreceğiz. Bu suretle yani iman dürbünüyle baktığımız ve Kur'an nuru nazar ettiğimiz zaman kainat büyük bir mescit haline gelir. Biz de o mescidin daimi bir cemaati ya da cemaatten bir ferdi, bir sacidi haline, secde edicisi haline geliriz. Biz baktığımız zaman Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam böyle olduğunu görüyoruz. Onun sünnetinin bize bu mesajları verdiğini görüyoruz. O halde hiçbir zaman iman dürbününü kullanmaktan geri kalmayalım. Kur'an nurundan mahrum kalmayalım. Her zaman, her şeye iman dürbünü ve Kur'an nazarıyla bakalım. Ta ki imanımız artsın, imanımız kuvvetlensin. Hakiki imanı elde edelim, imanla yaşayalım ve Rabbimize imanla kavuşalım.